Son Mühür ekranlarından günaydın. Gün başlıyor. Hafta içi her gün olduğu gibi saatleriniz onu gösterdiğinde sizlerle birlikteyiz. Günü gündemi değerli konuklarımızla birlikte konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Bugün de Bayraklı'ya özel bir pencere açacağız. Sorunları konuşacağız, yürütülen projeleri konuşacağız. Ve 3 yılda elbette ki Bayraklı'da neler yapıldı. Zor dönemlerde yaşandı. Özellikle malumunuz İzmir depreminde en büyük yara alan ilçelerden biriydi. Dolayısıyla o bağlamda da çalışmalar nasıl gidiyor? Hepsini merak ediyoruz elbette ki. Sizin de anladığınız üzere Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. 45 dakika boyunca sizinleyiz ama konuşulacak çok şey var. Bilmiyorum 45 dakikaya sığdırabilecek miyiz? Sığdığı kadar. sığdığı kadar. İzleyenlerimizin sorularını da elbette ki cevaplamak isteriz. Hatırlatayım. Sosyal medya hesaplarımızdaki canlı yayınlarımızın altına yapacağınız yorumları da bir taraftan takip ediyor olacağım. Sizlerin sorunları, soruları varsa onları da yanıtlamaya çalışalım. 3 yıl geriye kaldı, 2 yıl Bayraklı'da. Evet. Ben genel bir değerlendirmeyle başlayalım istiyorum. Sonra tek tek özele doğru inelim. 3 yılda Serdar Sandal hayallerinin ne kadarını gerçekleştirdi? Ne kadarı devam ediyor? Şimdi tabii ki hayallerimizin bir tarafını pandemi alıp götürdü. Büyükçe bir bölümünü deprem aldı götürdü. Ekonomik kriz ciddi bir faktör. Ama geldiğimiz süreç içerisinde biz sanki bu pandemiyi, depremi ve diğer afetleri yaşamamışçasına kamu anlamında götüreceğimiz hizmetlerin tamamını eksiksiz yerine getiriyoruz. Bizim öncelikli görevlerimizden bir tanesi kurumsal yapıyı yeniden oluşturabilmekti. Bu anlamda birçok belediyeye örnek olabilecek çalışmalar yaptık. Biz toplu sözleşmemizi sadece bir ücret politikası üzerinden değil, personel reformunda bunun içinde hallettik. Bütün müdürlüklerimizin yönetmeliklerini yeniden düzenledik. Kurumsal kimliği yeniden oluşturduk. Eşit işe eşit ücreti Bayraklı'da hayata geçirdik. Personelimizin, çalışan emekçi kardeşlerimizin bir ekmeğini iki ekmeğe çıkardık. Daha sonra belediyemizin diğer kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplumla, muhtarlarımızla barışık hale gelmesini sağladık. Büyükşehirimizle barışmasını sağladık. Bu vesileyle sadece büyükşehirden Bayraklı'ya yapılan yatırım tutarı 400 milyon liraya yaklaştı. Oldukça önemli. Evet. Kamu kurum kuruluşlarıyla uzlaşı içerisinde götürüyoruz. Bir de bir işi yapabilmeniz için önce meseleyi doğru kavramanız, onu projelendirmeniz ve bunun finansmanını oluşturmanız lazım. Burada iki şeye ihtiyacınız var. Bir tanesi finansman ayağını doğru koordine edebilmek. Yani bütçenizi doğru ayarlayabilmek. Elinizde proje var ama paranız yoksa o projeyi yapabilme şansınız yok. Biz bu 3 yılı aynı zamanda projelerimizin hazırlık aşaması olarak değerlendirdik. Ve bir taraftan da mali disiplini sağladık. Şu an sanıyorum geldiğimiz gün itibariyle çok daha pozitif bir noktadayız. Şimdi siz finansmandan bahsedince bu projeler hayata geçerken ve bundan sonraki süreçte de devam eden elbette ki projeler var. İlerleyen dakikalarda açacağız. Ekonomide yaşanan durum malumunuz. Dolayısıyla belediye bütçeleri, yerel yönetimlerin bütçeleri bu ekonomik krizde nasıl etkileniyor? Projeler hayata geçerken zorluk yaşanıyor mu? Şimdi bunlar nasıl etkileniyor bilmiyorum. Yani mesele varken o meseleyi çözmemek bizi aşan bir durum. Çünkü bizim farklı bir genel başkanımız var. Sorun istemiyorum diyor. Bir yolunu bulun, çözün diyor. O yüzden biz kaynak burada, yaratmak zorundasınız. Yani orada vatandaşın bir derdi, bir sorunu, bir sıkıntısı varsa depremin, pandeminin, ekonomik krizin arkasına saklanmayın diyor. O meseleyi çözün. O yüzden biz de bugüne kadar çözümsüz bıraktığımız temel meselelerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Anladım. Şimdi deprem bölgesiyle ilgili bölgesindeki çalışmalarla ilgili sormak istediğim çokça soru var. İzleyenlerimizin de merak ettikleri var ama dün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir tartışma vardı. Evet. Üç mahallede yapılması planlanan imar çalışmaları tartışmalara neden oldu. Nedir oradaki konu açarsak neden böyle sert bir tartışmayı da beraberinde getirdi? Şimdi biliyorsunuz kentsel dönüşüm meselesi daha önce İzmir Büyükşehir Belediye'miz tarafından bir program uygulanmış orada. Bayraklı Belediyesi yetkiyi Büyükşehir'e devretmiş. Hı hı. Büyükşehir planlamayı yapmış. Orada da bütün itiraz süreçleri falan tamamlanmış meclislerden geçtikten sonra. Uygulamada aksaklıklar olmuş. Yaklaşık 10 yıldır da proje yürümemiş. Hı. Biz de bu durumu düzeltmekle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittik. Ve Büyükşehir'deki yetkinin Bayraklı'ya devrini istedik. Yani burada bir sorun var. Hı hı. Aslında bu sorun şu an Büyükşehir'in.
Ama bu sorunu bize devredin. Biz gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Ve büyük şehirden yetkiyi aldık, bayraklıyı aldık. Yeniden bir planlama yaptık. Ve bu planlamayı yaparken de geçmiş projedeki temel aksaklıkların neler olduğunu tespit ettik. Ve plancılarımıza şunu söyledik. Bu eksikleri giderebilecek bir planla bize gelin. Ulaşımdan diğer alanlara kadar, yeşil alandan farklı ulaşıma kadar bütün aksaklıkların giderebileceği yeni bir şey istedik. Tek uygulama alanıydı, 26 uygulama alanına böldük alanı. Daha sonra İSSU'nun da bir uyarısı var bölgeyle ilgili. Bunu da dikkate aldık ve Bayraklı Meclisi'nden oy birliğiyle geçirdik. Hı hı. Büyükşehir'de arkadaşlarımız oy çokluğu demişler. AK Parti grubu, hayır işte orada yüksek katlı binalar olacak, işte birkaç teknik noktada sıkıntılar var vesaire gibi eleştirilerle oy çokluğu vermişler. Ben de bunun üzerine AK Partili meclis üyeleri arkadaşlara söylediğim şey şu. Bu aslında vatandaşın tamamını ilgilendiren bir mesele. Anlaşılmayan yanlış işler varsa biz bir daha anlatalım. Eğer haklı olduğunuz yerler varsa orada da düzeltmeler yapalım. Hı hı. Ki sorunsuz ilerleyelim. O yüzden bir karar verdik. Yani bunun tekrar komisyona havalesi, komisyonda bir daha görüşürsün, biz de bilgilendirme yapalım. Bu konuda anlaştık. Ben de kalkıp bunu söyledim. Ama bunun üzerine bir arkadaşımız çıktı, eleştirilerde bulundu. Hani sanki bu konuşma olmamış gibi. Sonra yine tatlıya bağladık. Yani burada herhangi bir sorun yok. Sonuç itibariyle meclisteki ufak tefek gerginliklerin, tartışmaların vesairelerin işin selameti açısından bakmak lazım. Yoksa orada tartıştığımız mesela Hüsnü Bey, benim 20 yıllık arkadaşım yani. Şimdi kentsel dönüşüm çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Zaman zaman İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı'nı da biz burada ağırlıyoruz. Haydar Bey'le de konuşuyoruz. Sizlerin de zaten temasları var. Onlar gayet ne istediklerini bilerek Ankara'ya kadar gittiler. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler ki ilk başta bir emsal istiyorlardı. O müjdeyi de zaten Bayraklı'da aldılar ama o konu yargıda. Evet. Olayın bir hukuksal boyutu var devam eden. Evet. Dolayısıyla bu süreci şu anda aksatıyor mu? Süreç İşleyemiyor mu? Süreç işliyor. İşliyor. Yani biz arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Projenizi iki türlü. Yani bir, biz K sınırları ile belirlediğimiz bir yönetmeliğimiz var. Buna göre planlarınızı yapın. Ama stratejinizi o %20'lik emsal artışına göre yapın. Dava süreci eğer olumlu sonuçlanırsa fazladan kat veriyoruz çünkü. Yani 8 katlı binayı 10 kat yapıyoruz. O son 2 katı çıkabilirsiniz. Ama olur ya, dava negatif sonuçlanırsa da 8 katta kesmek zorunda kalacağız. Yani şu an planlarını, projelerini yapmakla ilgili herhangi bir sorun ve sıkıntımız yok. Evet, o güzel. Çünkü bir taraftan hem kredi borcuyla ilgili vatandaşların, evet. Yani tabii devletin bazı sorunları çözmesi gerekiyor, onların talepleri o yönde. Krediyle ilgili özellikle çok büyük sıkıntıları var. Şimdi mesela deprem konusu gerçekten sıkıntılı bir konu. Biz yerel olarak Büyükşehir'le beraber üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yani bizim yaptıklarımızdan bundan önceki afet süreçlerinde yapılanları kıyasladığınızda bizim yaptıklarımız bugüne kadar diğer yerlerde yapılmadı. Yani enkaz süreciyle ilgili Van'da, Malatya'da, Elazığ'da, diğer afet bölgelerinde olanlar Bayraklı'da olmadı. Çadır süreci, çadırların kurulması, çadırların ihtiyacı, çadırların kısa bir süre sonra kaldırılıp arkadaşlarımızın geçici konutlara yerleştirilmesi, oradaki beyaz eşyasından küçük ev eşyasına kadar bütün ihtiyaçlarını karşılanması bugün bile devam ediyor. Bakın buralarda hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Ve Türkiye'ye örnek olan bir çalışma yapıldı. Ama temel bir aksaklık var. Yani biz mesela bölgenin sürekli afet bölgesi ilan edilmesini istedik. Yok deprem 7.2 değil de 6.9. 6.9 da değil, 6.6. Biz aslında afet bölgesi ilan edilebilseydi ne vatandaşın krediyle ilgili, ne faizle ilgili, ne esnafın derdiyle ilgili, ne temel altyapı sorunlarıyla ilgili bu sorunların hiçbirini yaşamayacaktık. Ama bu süreci atlattık. Şimdi buraya da çok takılıp kalmamak lazım. Karadeniz'de mesela bu işler gece yarıları alınabildi bu kararlar. Bu kararların alınmasından son derece de mutluyuz. Vatandaş adına mutluyuz. Bir mutsuzluğumuz yok. Tabii ki mağdur olan vatandaşın derdinin, sıkıntısının devlet tarafından çözülmesi bizi mutlu eder. Hı hı. Ama 117 canın gitti, 20 bin insanın sokakta kaldığı alanla ilgili birazcık daha duyarlı olmak lazım.
Ve depremle ilgili işlerde bir, yerel olarak desteklenmemiz gerekiyor. Bizim Türkiye Belediyeler Birliği diye bir kurumumuz var. Doğal üyesiyiz biz onun. Kuruluş gerekçesi bizleriz. Bizi depremde arayan yok. İhtiyacımızı soran yok. Her ay kesintilerini alıyorlar. Binlerce araç dağıttılar. Taleplerimiz var. 3 talep istediler. Olmaz dedi. Tek talebe indirdik. 4 aydır bekliyoruz. Deprem bölgesindeki bir ilçeye bir araç göndermek Belediyeler Birliği için bu kadar zor bir hale geldi. Düşünün. Bu direkt bizim bağımlı olduğumuz bir birim. Çok ilginç. Çok ilginç tabii ki. Şu an yasal hakkımız olmuş olsa, çekilebiliyor olsak Türkiye Belediyeler Birliği'nden çekiliriz biz Bayraklı Belediyesi olarak. Bunu peki İzmir'de mi sadece yaptı yoksa genel olarak Türkiye etkisi genelinde yani mu? Hayır. Verdiklerine veriyor. Orada bir adalet yok. Biz de bu kentin belediye başkanı olarak bu kentteki vatandaşın hakkını korumakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Talebimizi iletmişiz. 3 talebimizi teke düşürmüşüz. Defalarca bir daha hatırlatıyoruz. Sanıyorum encümendeki CHP'li üyeler de bu durumu defalarca dile getiriyorlar. Halen bir sonuç yok. Bir diğer mesele şu. Biz toplumun bütün kesimlerini, ihtiyaçlarını çözdük. Ya da çözdüğümüzü söyledik. Belirli paketler getirdik. Sonuca ulaştı mı ulaşmadı mı o paketten yararlanabilecek kesime sormak lazım. Bizim burada onunla ilgili bir yorum yapmamız doğru olmaz. İşte en son paket inşaat sektörüyle ilgili. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmiyor. Depremzedeler de aynı fikirde evet. Bu arada. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bu dert, bu sorun, bu sıkıntı Sayın Cumhurbaşkanına net bir şekilde iletilmiş olsa ben bir çözüm getirilebileceğini düşünüyorum. Kredi miktarında, faiz oranına kadar, diğer temel sıkıntılarda bu vatandaşın derdini çözmek lazım. Bak bir anda pat diye açıklıyoruz. İnşaatların olması ile ilgili işte 0.99 faiz. Evet, dün açıklandı. Olabiliyor. Depremzede ile ilgili. Bu arkadaşlarımızın mağduriyeti var. Bunların çoğu emekli. Ne olur? Yani bir evin yapılma maliyeti kadar bir krediyi 2 yılı ödemesi 0 faizle depremzedeye versek ne olur yani? Aslında karşılıksız bir şey istemiyorlar. Yine ya, ödeyecekler. Ben şunu söylüyorum. 2 yılı ödemesiz, 18 yıl 0 faiz diyorum. Depremzede şu diyor, minik bir faiz söyle onu da ödeyeyim diyor. Yani depremzede birazcık daha şey yani. Bu derdi bir çözmemiz lazım. Ve bu işi siyasetin dışına atmamız lazım. Evet. Vatandaşın aklını da bulandırmaya gerek yok. Kamu kurum ve kurumlarının yetki ve sorumlulukları farklıdır. Belediyenin yetkisi ve sorumluluğu farklıdır. Çevre şehirciliğin farklıdır. İçişlerin sorumluluğu farklıdır. Şimdi sizin çöpünüzün vergisini kim topluyor? Belediye. Kim temizleyecek çöpünüzü? Belediye. Gidip başka bir kuruma diyebilir misiniz benim çöpüm temizle? Deprem vergisini siz topluyorsunuz. Niye sorumluluk belediyenin oluyor? Bu konunun tekrar siyaset üstü yeniden değerlendirilip yeniden vatandaşın derdinin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Şimdi krediden bahsettik. Benim gönlüm burada ne istiyor? O vatandaşlar çalışmış, yıllarca emekli olmuş ve bir ev için ömürlerini harcamışlar. Tabii. Bir ev almışlar. O da kendi ellerinde olmayan sebeplerden dolayı bir afette yıkılmış. Kendi evet. Evlerini ikinci kez satın alıyorlar. Benim gönlüm evlerinin karşılıksız onlara verilmesinden yana. Bizim de gönlümüz ondan yana ama yani en azından... Çok mu imkansız acaba? Evlerini ikinci kez imkanlı satın alıyorlar. İmkanlı oldukları alanlar var yani. Birçok alanda birçok imkan böyle tanınıyor ama biz bunun
depremzedelerle de ilgili bir an önce bu talebin ilgili yetkililer tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na açık, yalın, mağduriyetiyle beraber aktarılıp Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu soruna bir el atması bütün bayraklılar adına bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimizdir. Bir de süreç çok uzamadı mı? Yani bir kısım ev teslimi yapıldı ama bu insanlar o depremden bu yana dışarıdalar. Ya kira ödüyorlar ya evet. Çocuklarının yanında kalıyorlar. Bazıları şehir değiştirmiş, akrabalarının yanına gitmiş. Doğal bir süreç ama yani doğal bir süreç. Böyle bir afetten sonra evet süreç uzadı mı? Evet. Sürecin uzama gerekçeleri var mı? Evet. Burada sadece kredi ve boyutlarıyla değil, maliyetlerdeki yüksek artışlar. Yani 300 liraya, 400 liraya bitireceği daireyi şu an 1 milyona bitiremiyor. Evet, bu arada izleyenlerimizden gelen yorumlar da var. Siz selamlar gönderenler var. Evet. Depremzedelerin derdi büyük. Özellikle kredi anlamında talebimiz belli. Faizsiz deprem destek kredisi istiyoruz. Evimize kavuşmak istiyoruz. Zamanımız kalmadı. Evet. İnşaat maliyetleri her saniye artmaya devam ediyor. Acilen onaylanmalı. Birçok kişinin bir numaralı isteği kredi üzerine şu an gelen yorumlarda. Hı-hı. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Sıfır faizli afet kredisi istiyoruz demiş. Böyle arda arda da benzer yorumlar gelmeye devam etmiş. Hı-hı. Şimdi en son sizin sosyal medya hesaplarınızı da incelediğimde şöyle bir paylaşım gördüm. Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmasını gerçekleştirerek Bayraklı'daki 3146 binanın kimlik belgesini çıkardık diyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı evet. Tunç Soyer. Tüm bilgilere tek tuşla binalara dair bilgilere ulaşacağız. Evet. Dirençli evlerde huzurlu oturacağız. Hı-hı. Bu deprem araştırma projesinin önemi nedir? Bayraklı'da mı şu an yürütülüyor evet, tamamen? Evet, Bayraklı'da bu proje tamamlandı. Sizin de demin anlattığınız gibi artık bir kare kodla binayla ilgili bütün teknik verilere oradan ulaşabileceğiz. Bu da bizim hem belediye olarak çalışmamızı hem de vatandaşın bilgiye erişiminde son derece rahatlık getirebilecek bir uygulama. Hı hı. Dolayısıyla bir de revizyon planlarını soranlar var. Adalet ve Manavkuyu mahalleleriyle ilgili devam eden süreci soranlar var. Depremden evet. bahsetmişken. Adalet Mahallesi de bizden önceki süreçte bir revizyon planı olmuş. Fakat orada da eleştiriler vardı. Biz o da bir tarafa bırakıp yeni bir revizyon planı oluşturduk. Hı hı. Ve bunu kendi meclisimizden geçirdik. Vatandaşa bilgilendirme toplantısı yaptık. Orada eksik cevaplandırdığımız zaman nedeniyle bazı soruları da vatandaşlarımızdan aldık. Bir kitapçık hı hı. oluşturduk. O soruların cevaplarını da bütün bölgedeki vatandaşlarımıza dağıttık. Büyükşehirimizden de onaylandı. Dün itibariyle askıya çıktı. Son hı. aşama evet. Ha, çok güzel. Yamanlar'da inşaat ne zaman başlar diye soranlar var. Evet. Yamanlar'da da benzer şekilde revizyon planlarını şu an büyükşehirimize taslak olarak sunduk. 600 hektarlık alan. Yani demin mesela kentsel dönüşümde konuştuğumuz alan 60 hektardı. Şu an Onur, Yamanlar, Nafiz Gürman, Postacılar bölgesinde 600 hektarlık bir alanı. Bizim amacımız şu, Bayraklı'nın tamamının bu revizyon planlarını yapacağız. Her karışını. Orada da son aşamaya geldik. Doğal olarak bu çalışmalar sonuçlanmadan orada inşaat fırsatlarının verilmesi tabii ki sıkıntı oluşturuyor. Şöyle bir bakayım yorumlara. En çok depremzedelerden yorumlar gelmiş elbette ki. Onların hı hı. derdi büyük. Evlerimize kavuşmak istiyoruz diyorlar. Şimdi Bayraklı'da bu kadar sıkıntıyı konuşurken şimdi hem depremin bölgesi, hı. pandemi, ekonomik krizsel birçok şey de yaşadık tabii beraberinde. İlk başta şöyle bir genel olarak 3 yılı değerlendirmiştik. Karışık da bir bölge Bayraklı. Karışık değil mi? İnsan yapısı sanki çok daha çeşitli diğer ilçeleri. Zor bir ilçe gibi görünüyor karşıdan. Niye çeşitli olsun insanlarımız? Gerçekten ben öyle. Ben bu eleştirilerin hepsine hayır. Kozmopolit bir yapı gibi görünüyor. Hayır diyorum. Net hayır diyorum. Bayraklı İzmir'in kalbi. Bayraklı İzmir'e ismini veren, tarihsel mirası omuzlarında taşıyan bir kent. Smirna orada. Homeros orada. Galen orada. Tantalus orada. Ve İzmir'in de yeni kent merkezi. Şunu söyleyebilirsiniz. Sosyoekonomik olarak insanlar arasında gelir uçurumları, siyasal anlamda farklı kutuplar var. Evet. Ama bu her tarafta var. Bu Bayraklı'ya özel değil diyorsunuz. Bayraklı'ya özel değil. Bu Karabağlar'da yok mu? Buca'da yok mu? Karşıyaka'da yok mu?
Bir defa bizim temel meselelerimizden bir tanesi bayrak diliyle ilgili oluşturulan bu yanlış algının bir an önce düzeltilmesi. Dinamikleriyle, potansiyeliyle, gençleriyle, çocuklarıyla Bayraklı İzmir'in en özel ilçelerinden bir tanesi. En özel ilçelerinden bir tanesi. Farklı renklerimiz var. Biz zaten çok renk, çok ses ve çok nefes dedik. Siz Simirne Meydanı deyince büyük meydan istekleri hep geliyor benim aklıma. Onunla ilgili bir proje var mı? Biz Bayraklı'yı 10 yıl içerisinde sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı ilçelerinden biri haline dönüştüreceğiz. Hiçbir endişemiz yok. Bizi deprem frenleyebilir, pandemi frenleyebilir, ekonomik kriz frenleyebilir. Nereye kadar frenleyecek? Nereye kadar? Mevzuatta bazı işlere takılabiliriz. Siyasal başka engeller çıkabilir. Nereye kadar çıkacak bunlar? Hepsini aşacağız. Çünkü bu kent şu an hak ettiği noktada değil. Yatırımlar açısından da çokça tartışılıyor. Bu kent genç bir belediye. Genç belediye olduğu için kurumsal kimliğini yeni yeni oturtuyoruz belediyenin. Bir diğeri Karşıyaka'nın ve Bornova'nın gölgesinde kalmış. Şu an el attığımız her mesele 50 yıllık bir mesele. Yani sadece yolu kazmıyorsunuz. Yolu kazdığınızda 50 yıllık altyapıyı da beraberinde kazıyorsunuz. Çarpık kentleşmenin İzmir'de en yoğun değil ama yoğunlaştığı bölgelerden bir tanesi. Hı hı. Bayraklı deyince böyle gecekondu semti gibi algılıyoruz değil mi? Bazen Bornova ile sınırlarını karıştırıyoruz. Bazen Bornova ile sınırlarını karıştırıyorsunuz. Bornova'dan daha mı fazla gecekondumuz var? Karşıyaka'dan daha mı fazla var? Konak'tan, Buca'dan, Karabağlar'dan daha mı fazla gecekondumuz var? Hayır. Niye bizim ilçemizi böyle tanıtıyorsunuz? Seçimlerde de aynı iş oldu. Hmm. Kaybedilecek ilçelerin başında Bayraklı, işte Karabağlı. 17 ilçe bizim arkamızda oy aldı. %55 oy aldık biz. Seçime katılma oranı minimuma düştü. Alacağımız oy normalde %60. Şimdi bu kent Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi değil mi? Nasıl kaybedilecek ilçeler arasında sayılıyor? Arkadaki 17 ilçeden neden söz edilmiyor? Kaybettiğimiz ilçeler de var. Onlardan da hiç söz edilmiyor. Bu algıyı dağıtacağız. Bu algı doğru değil. Bayraklı. Bayraklı başka bir kent. Bayraklı başka bir kent. Göreceksiniz parklarıyla, meydanlarıyla, alanıyla, sanatıyla, kültürüyle, eğitimiyle farklı bir yere gelecek. Çünkü bizim insanımız bunu herkesten fazla hak ediyor. Bunca yılın yok sayılmışlığını telafi edeceğiz. Kent meydan yok. Yok tabii ki. Yapılmaz bir iş mi? Yapacağız. İzmir'in ilçeleri arasında en minik meydan bize ait. Bayraklı'ya ait. Bir yıl bilemediniz, iki yıl içerisinde en büyük meydan Bayraklı'da olacak. Nokta. Hepsini çözeceğiz. Kentte alışveriş merkezlerimiz yok. Bu yok, şu yok. Önümüze koyduğumuz hedef minik bir hedef değil. Derelerimiz var. Çevre kirliliği de oluşturuyor. Görüntü kirliliği de oluşturuyor. Niye biz bunu bir fırsat olarak görmüyoruz? Bornova Deresi bir taraftan gelip gidip denizle buluşuyor. Hastanenin önünden gelen Laka Deresi var. O da Bornova Deresi ile birleşip gidiyor. Neden biz bu derenin iki taraflı genişletip göletler oluşturup Porsuk Çayı gibi kentin bugüne kadar ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını, kültür, sanat, alışveriş merkezlerini sağına soluna yerleştirip neden bir cazibe merkezi oluşturup tüm Türkiye'nin gıptayla baktığı bir projeyi hayata geçirmiyoruz? Zihinsel bir sıkıntımız mı var? Hepsini yapacağız. Bu kenti Cumhuriyet'in başkenti yapacağız. 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta önümüze koyduğumuz Dünya Çocuk Gençlik Kenti'yle bu kenti hak ettiği yere taşıyacağız. 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta dünyanın bütün çocuklarını, gençlerini buraya davet edeceğiz. Meclislerde onların
hayallerini, gelecekle ilgili beklentilerini, yapmak istediklerini hep beraber duyacağız. Sizler aracılığıyla, onların medyaları aracılığıyla bütün dünyaya dağıtacağız o bilgileri. Yılın 4 mevsiminde, 12 ayında bilim, sanat, kültür etkinliklerini bu gençlerle yapacağız. Ve Mustafa Kemal'in çocuklara armağan ettiği 23 insanı referans kabul edeceğiz. Gençlere hediye ettiği 19 Mayıs'ı referans alacağız. Hem tarihsel mirasımıza sahip çıkacağız, hem o tarihsel mirasımızı çocuklara aktaracağız. Her mahallemize kreşler yapacağız. Şimdi İzmir'in en büyük kreşini hayata geçirdik, Ayda Bebek. Gezdiniz mi? Hayır. Lütfen gezin. Fiziki altyapısı itibariyle İzmir'in en lüks kreşlerinden bir tanesi. Eğitim kadrosundan haberiniz var mı? Bir gidin görün. Biz öğretmenlerimizi referanslarla almadık. 1000 öğretmenin sınava girdiği bir sınavı Ege Üniversitesi'ne işbirliği içerisinde yaptırdık. Mülakatına Boğaziçi'nden, ODTÜ'den, 950'den, ekonomiden hocalar geldi. Siz eğitimci olunca tabii eğitime ayrı bir önem veriliyor değil mi? Şimdi bütün mahallelerimizde aynı işi hayata geçireceğiz. Bu yıl sonu itibariyle 2 kreşimizi daha açacağız. 5 kreşimizin temelini atacağız. Türkiye'de pandemi sürecinde online eğitime geçen tek kurumuz. Şu an YouTube üzerinden bütün derslerin, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu bilgileri YouTube üzerinden çocuklarımız istedikleri takıldıkları konuları, soruları oradan rahatlıkla erişebilirler. BYSEM'de çocuklarımızın %90'ı ilk 10 tercihine gittiler. Sporda, sanatta, kültürde çocuklarımız her gün madalyalar getiriyorlar. Harvard'a giden 2 çocuğumuz oldu. Bayraklı başka bir kent. Bizim çocuklarımız pırıl pırıl, gençlerimiz pırıl pırıl. Göreceksiniz önümüzdeki 10 yılda Bayraklı deyince, şimdi nasıl geçmişte Bayraklı demek biraz tedirginlikse, ya aslında biz Bornova'da oturuyorduk ama evimiz Bayraklı'da kaldı. Karşıyaka'da oturuyoruz ama evimiz öyle demeyecek. Bütün İzmirliler biz Bayraklıyız. Bir Bayraklı meydanı dedim, bir evet. Dokunu bina işitti. Şimdi dediniz ya, seçim zamanında Bayraklı tartışıldı. Zihinlerde başka bir algı mı oluşturulmak isteniyor Bayraklı ile ilgili? İlçe kongresinde de çokça tartışıldı. 3 aday yarıştı, iddialar ortadaydı. Bunca konuşulması ve tartışılmasının nedeni ne? Gerçi ardından... Biz konuşmuyoruz, biz iş yapıyoruz. Yapacağımız işi söylüyoruz. Kongrede de tartışılabilir, o da olabilir, şu da olabilir, farklı şeyler de söylenebilir. Siyasal özgürlüğünü kazandı Bayraklı dediniz mesela, o da çok ilginç değil mi? İşte demin, bakın, siyasetle ilgili bir şey söylemedim. Kent kimliğiyle ilgili başka bir şey söyledim. Biz hor görülebilecek bir ilçe değiliz. Biz kimliğimizle ayakta durmamız gereken bir yerdeyiz. Biz kendimizi eksik anlatmışız. İşte gecekondu. Değiliz. 10 tane ilçenin gerisindeyiz. Siyasal olarak gerisi. 17 ilçenin önünde oy almışız. 5-6 tanesiyle de aramızda %1-2 var. Bir dahaki seçimde farkı açıp kapatıp gideceğiz yani. O da bitecek. Buraları doğru değerlendirmezsek yanlış iş yaparız. Siyaset de bunun bir ayağı. Her ilçe kendi siyasetini yapsın yani. Bornova'daki arkadaşlarımız Bornova ilçeleriyle uğraşsınlar. Her mahalleye, her sokağa vesaireyi mi hallettiler? Karşıyaka'daki arkadaşlarımız kendi ilçeleriyle ilgili sorunları halletsinler. Bayraktaki siyasetçiler gücü, kudreti Bayraklı'yı yönetmeye ve idare etmeye yeter. Niye Bayraklı'dan milletvekili yok? Niye yok yani? Bornova'dan 3 arkadaşımız var, Bayraklı'dan bir tane bile yok. Niye? Bayrak'ta siyaset yapan arkadaşlarımızın eksiği ne ya? Neden il yönetimde daha eksik temsil ediliyoruz? Neden kurultayda daha eksik temsil ediyoruz? Biz hakkımızı alırız. Bayrak tabii ki siyasal özgürlüğüne kavuşacak. Bayraklı, Bayraklı arkadaşlarımız yönetecek. İyi, kötü, doğru, yanlış. Bayraklar yönetecek. Şimdi bu arada bazı izleyenlerimiz sonradan dahil olmuşlar galiba. Yamanları soranlar var ki bahsetmişti Sayın Başkan. Nafis Gürman'ı yine soranlar var.
Şöyle bakalım, Yamanlar Mahallesi imar durumu hakkında bilgi var. Sonradan dahil olanlar programımızı baştan tekrar YouTube üzerinden Evet. de takip edebilirler. Detaylı bir Hepsine şekilde selamlarımızı başkan çünkü cevaplandırdı bu soruları. Şimdi sizin Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonunuz vardı. Çocuklara, gençlere ve eğitime ayrılan projelerden bahsettik Evet. bir kısmından. Bu vizyonun neresinde Bayraklı şu an? Şimdi bu bir vizyon projesi. Aslında yaptığımız bütün altyapı çalışmaları, işte kreş, kent meydanı, bu anlattığım Bornova Villa Kaderelerin işte Porsuk Çayı gibi yeni bir alana kavuşması. Bunlar hepsi bu projenin aslında birer altlı. Ben Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti projesiyle ilgili ilk o dokümanları hazırlarken yanılmıyorsam 2016 ve 2017'de bunların noterden teslimini aldım. Daha seçmeye 2 yıl verdim. Bu yaptığımız işler bugün birer altlık teşkil ediyor. Bu altlığı doldurmadan yani gelen çocukların mesela barınma ihtiyacını nasıl çözeceğiz? Burada kalacaklar. Mesela orada Doğançay'da 150 dönümlük bir alanımız var. Hukuki birkaç sıkıntı var. Tapu da var, işte kadastral işler de var. Mesela o planlama bittiğinde o bölgeyi büyük şehrimizle beraber değerlendireceğiz. 150 dönüm. Ve bu çalışmayı yaparken mesela çocuk odasına girdiği an oradaki bütün sosyal medya erişimlerine uzandığı yatağından ulaşabilmeli karşısındaki televizyonla vesaire. Burada yaşadığını, dillendirdiğini, aklına geleni orada bütün çevresiyle paylaşabilmeli. Doğru planlarsak, altlığını doğru doldurursak bir anlamı olur. Yoksa bugün çocuk parlamentosunu toplarsınız, dünyanın dört bir yanından misafirleri çağırırsınız, misafirler gelirler dersiniz ki projeyi hayata geçirdik. Bizim istediğimiz bu değil. Daha kapsamlı, daha geniş. Haziran ayında büyük bir şiir, edebiyat ve öykü festivalimiz olacak. Birincisi olacak. Ünlü Fransız şair Adonis gelecek mesela. Türkiye'nin bütün entelektüellerini burada bir hafta ağırlayacağız Bayraklı'da. Daha sonra tabii ki bunu bu Homeros Festivali adı altında bunu düzenleyeceğiz. Geleneksel olarak bunu her yıl devam ettireceğiz. Kültürün de sanatın da başkent yapacağız. Çocuklar ve gençlerden Tabii. bahsedince ister istemez özellikle gençlerden bahsedince istihdam Evet. insanın aklına geliyor. Çünkü hem mevcut ekonomik şartlarımıza baktığımızda hem de gençlerin gelecekle ilgili hayallerini dinlediğinizde gençler biraz buruk ve kırık. Özellikle Haklılar. iş alanı Haklılar. ya değil mi? Onunla ilgili Haklılar yani. Bayraklı'da yürütülen bir çalışma var mı? Şimdi demin bir şey söyledim. Yani belediyelerin yetki ve sorumluluğu belli. Şimdi siz çocuklara bir eğitim modeli öneriyorsunuz. Burada belediyenin bir şeyi olabilir mi? Fonksiyonu olabilir mi? Yani mesela diyorsunuz 4 artı 4 artı 4. Ben bir eğitimci olarak mesela buna hayır diyorum. Peki bunu benim irademle değişebilme şansı var mı? Mümkün değil. Düşünün çocuğa ortaokulda problemi çözdürüyoruz. Aynı problemi lisede çözdüremiyoruz. Sonra Türkiye'nin dört bir yanına üniversiteler kurmuşuz. Bir netle, iki netle çocuklar gidip üniversitelerden okuyup mezun Şimdi oluyorlar. taban puan da kalktı. O da kalktı. Daha da bir işsiz Evet. ordusu. Ve sonra da bir planlamamız yok. Yani bizim kaç tane doktora ihtiyacımız var? Kaç tane mühendise ihtiyacımız var? Kaç tane eğitimciye ihtiyacımız var? Kaç tane gazeteciye ihtiyacımız var? Böyle bir planlamamız yok. Ve sonra bu çocuklarımız gidiyorlar. Bin bir kahır ve çileyle okuyorlar, dönüyorlar, geliyorlar. Bu alanı sağlayacak kamu. Bunun da temeli planlama. Buna bizim verebilecek cevabımız yok. Biz sadece burada pansuman tedbirleri alabiliriz. Ne yapabiliriz? Halk eğitimle beraber meslek edindirme kursları düzenleriz. Yani kalifiye iş gücünü oluşturmakla ilgili üzerimize düşeni yaparız. Yine sorumluluk çocuklarda kalır. Ha ne olur? Kısmi olarak bazı firmalarla iletişimde olursunuz, iş gücüne katkı sunarsınız. Bunu zaten yapıyoruz. Ama bunların bu derdi çözmekle ilgili kalıcı bir şey sunabilme şansı yok. Bunu buraya gelen kamuda görevli arkadaşlarımıza ve vekillerimize sorarsanız
Daha sağlıklı cevap alırsınız. Evet. Diyorsunuz. Tabii sorun çok köklü. Evet. Ama zaman zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de demişti. Belediyeye başvuran işsiz, ya CV'lerden bahsetmişti. CV'lerin oranından. Evet. Öyle gençlerimiz var ki çoğu yüksek lisans yapmış. Kim üniversite bitiren arkadaşlarımız evet, var. Evet, bu gençlerin işsiz kalması üzücü olan kısmı. Bu kadar evet. çok eğitim almışken, gerçi doktorlarda da zaman zaman konuşuyoruz. Bu ülkenin yetişmiş insan gücünü kaybediyoruz biz. Gençlerin ama biraz ihraç daha... ediyoruz. Doğru. Yaşanan sıkıntılar oldukça fazla. Gümüşpala ile ilgili sorular vardı. Onu kaçırmış olabilirim. Bir trafik güzergahı düzenlemesi olacakmış zannediyorum ki Gümüşpala'da. Evet. Oradaki çalışmalardan da bir bahsedelim Şimdi mi? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili bölgeyi gezdik. Şimdi o ana 7000 sokaktaki ana dertlerden bir tanesi kaldırım meselesi ve kaldırım işgalleri. Çünkü esnaf da böyle kaldırımla bitişik. Doğal olarak o satış yapabilmek için ürününü bir şekilde sergilemesi gerekiyor. Ama alan dar, vatandaş geçemiyor. Orada birkaç alternatif üzerinden yolun hatta bir tek güzergaha düşmesi dahil, işte sadece gidiş geliş, tek yönlü parklar gibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız o konuyla ilgili talimatlarını verdiler. Vatandaşın da görüşünü alarak uygun olanı kısa sürede orada hayata geçireceğiz. O da kanayan bir yer. Yani 50 yıllık bir mesele yani. Evet, onunla ilgili de epey soru gelmiş çünkü. Bir de Özkanlar Pazar yerine soranlar var. Orayla ilgili son durum nedir diye. Şimdi orada aslında şu söylenebilir. Pazardan bizim anladığımız sadece bir alanı düzleştirip tabanına beton döküp üzerini kapattığımız bir alan değil. Hı hı. Pazar deyince bizim aklımıza başka bir şey geliyor artık. Mesela altında 3 kat otoparkı olan, içinde kreşi olan, içinde belediyenin kurumları olan, mesela bir konferans salonumuz yok, onun olduğu. Yaşlı insanlarımızın, yaş almış nüfusumuz orada birazcık fazla, onların zaman geçirebileceği bir alan. Yaşar Üniversitesi'ne yakın bir alan, gençlerin yararlanabileceği bir alanı komple bir bütünsellik içerisinde biz aslında bir komplekse pazar yeri diyoruz. Pazar yeriyle başladık, şu an bir kompleksten söz ediyoruz. Ortalama yatırım bedeli 120 milyon liraydı. Sanıyorum bu yıl içinde de ihaleye çıkacak. Eyvah eyvah. Yani bu ekonomik şartlarda da bu ciddi projeler de hayata geçiyor. Geçiyor tabii ki. Borçlar da artıyor mu böyle olunca? Burada mesele şu. Siz üzerinize aldığınız görevin bir kamu görevi olduğunu farkındaysanız ve aklınız, vicdanınız kamu adına çalışmayı size emrediyorsa inanın ki her meselenin altından kalkabiliyorsunuz. Devletin kurumları Sayıştay tarafından her yıl denetlenir. Evet. Didik didik edilir. Siz başkan olarak o raporları A'dan Z'ye okursanız inanın önünüz aydınlanır. Bakın benim en çok yararlandığım işlerden bir tanesi Sayıştay raporları. Ve didik didik okurum. Biz mesela hiç kredi çekmeden borçlarımızı ödedik. Mesela 102 milyon banka kredi borcumuz vardı. 90 küsürünü ödedik. Sayıştay raporları sayesinde yaptım ben. Bir diğeri belediye başkanı adına meclisten seçtiğimiz bir denetim komisyonu her yıl rutin denetimler yapar. Hı hı. Bunlara dikkat ederseniz bir de gözünüz kulağınız açık olursa sahada olursanız tek taraflı dinlemezseniz gider vatandaştan da duyarsanız kahvede de oturursanız sokakta da gezerseniz ve sizin de aklınız vicdanınız bu vatandaşa hizmetle doluysa çözülmeyecek hiçbir mesele yok diyor. Hafta sonu bir Anneler Günü etkinliği vardı evet. Bayraklı'da. İlki düzenlendi zannediyorum evet. ki onu da çok çok renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyadan evet. da takip ettik. Bayraklı Belediyesi işbirliğiyle değil mi düzenlendi? Şimdi biz o hafta sonu 5-6 derneğimizin etkinliği vardı. Kimi piknikti, kimi kahvaltıydı. Kim işte Anneler Günü'nü referans aldı. İşte Karadenizli dostlarımızın Sipil'de bir etkinliği vardı. Ve bu arkadaşlarımızın hepsine elimiz ve gücümüz yettiğince destek olduk.
Evet, belediyenin imkanları ölçeğinde. Oldukça renkliydi. Anneler Günü'yle ilgili çalışmalara da elimizden gücümüzün yettiği kadarıyla destek olmaya çalıştık. Evet, şimdi sonlara geliyoruz. Hem yavaş yavaş noktalayacağız hem şöyle bir toparlamak adına birçok projeden bahsettik. Noktalananlar var, devam edenler var. 5 yılın tamamlanmasına da son 2 yıl var. Evet. Vaatler, istekler ve hayal edilen bayraklığıyla ilgili bu son 2 yılla beraber siz hemen hemen gönlünüz rahat, ben bütün projelerimi, vaatlerimi tamamladım diyebilecek misiniz? Nasıl görünüyor? Şimdi bir kısa vadeli ve orta ve uzun vadeli projeleriniz var. Şimdi Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti ile ilgili proje bir vizyon projesi. Kentin önüne koyduğunuz bir kimlik çalışması. Bu ayrı değerlendirilmesi gereken bir iş. Altın Yol'un yer altına alınması, Büyükşehir yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyor. Şu an proje aşamasında. İşte demir yolunun yer altına alınması. Bornova ve Laka derelerinin dediğimiz gibi Porsuk Çayı'na dönüşmesi işi sadece çok basit anlamıyla işte ben dereyi iki taraftan genişleteceğim, su basacağım vesaire değil. Birçok teknik işi beraberinde barındıran bir işlem. Yani yağmurlarda işte sel oluşmaması ile ilgili, suyun depolanması ile ilgili, üniversiteyle yapılan bir işbirliği var, yeraltı sularının oraya tahliyesi ile ilgili birçok işlem. Bunlar hem kendi içinde teknik yapacağınız bir sürü işlem, bir de yasalara ve prosedüre bağlandığınız yerler var. Sit alanları var sağında, solunda. İlgili kurullardan izin almanız gereken yerler var. Bunlar dışında temel altyapı ile ilgili, işte kent meydanıdır, kreşidir vesairesidir, bunlarla ilgili bunların hepsini derler toparlarız. Ama temel kentin ana vizyonunu ilgilendiren işlerle ilgili tabii ki sarkmalar olur. Bu kentin ana vizyonunu ilgilendiren işlerle ilgili sarkmalar olacağı için bir dönem daha Serdar Sandal bu projeleri yürütmek için varım der mi? Zaten söylüyorum bunu, yani söylüyorum ben, bunda bir şey yok ki. Biz bu dönem yaptığımız işler var ama arzu ettiğimiz noktaya kent bu 5 yıl içerisinde gelir mi? Hayır. Kentsel dönüşüme gireceğiz mesela. Bakın demin konuştuğumuz şey bu işin bir yasal prosedürle ilgili bir süreç. Bunlar tamamlamadan iş yapamıyorsunuz. Ondan sonra bir başka boyutu var. Bunun askı süreci var. İtirazlar var. Sonra mahallenin örgütlenmesi var. Şimdi sizin kentsel dönüşümü başarabilmeniz için belediye temel olan işlerle ilgili hakkını almak zorunda orada. Yol için, kaldırım için, park için, sosyal donatı alanları için. Vatandaşın hak ettiği, talep ettiği şeyler var. İş dünyasının, müteahhitlerin işe girerken beklentileri var. Siz sadece müteahhidi memnun ederseniz vatandaş o işten çekilir. Komple vatandaş memnun olursa müteahhit çekilir. Her ikisini mutlu edelim derseniz belediye çekilir. O yüzden bu süreçler zorlu süreçler ve bu süreçler 30-40 yıldır çözülememiş süreçler. Evet. Ve biz bu süreçlere diyoruz ki başladık, birkaç yıl alabilecek süreçler. O yüzden tabii ki görevimize devam edeceğiz yani. Bu projelerin hayata geçmesi evet. için kentsel dönüşüm de zaten çok hızlı bir şekilde. O üç sac ayağını bir arada tutmak evet. çok zor ama çok hızlı bir şekilde de bir arada tutulup... O üç sac ayağını anlamak sorunun %50'sini çözmek, çözmek demek. Çözmek mi? Evet. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum size ben de çalışmalarınızda. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal bizimle birlikte stüdyomuzdaydı. Zannediyorum ki bayrakla ilgili hemen hemen konuşmadığımız hiçbir şey kalmadı. Bir taraftan sosyal medyadan sizlerin sorularını da yanıtlamaya çalıştık. Gözümüzden kaçanlar varsa affola diyeyim sizlere. Hem devam eden projeleri konuştuk, hem bekleyen projeleri konuştuk. Sizlerin istek ve taleplerini konuştuk. Deprem sonrası yürütülen çalışmaları konuştuk. Kentsel dönüşüm dedik. Birçok konu detaylı bir şekilde ekranlarınızdaydı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal bizimle paylaştı. Programı noktalayacağız efendim. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz onu gösterdiğinde yeniden buluşabilmek ümidiyle.